Filmlerimin savaşla ilgili kısımlarının senaryosundan, yani kelimelerin ve diyalogların söylediğinden daha fazlasını ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için cidden sanattan faydalanmak gerekiyor. Sanat, bir şeyleri diyaloğun ve filmin süresinin ötesinde ifade etme konusunda size bir şeyler öğretiyor, rehberlik ediyor. Francis Bacon'ın yaptığı bir resmi ilk olarak ne zaman gördüğümden emin değilim. Ama büyük ihtimalle çok gençken gördüm. Benim hep en sevdiğim sanatçı olmuştur. Tablolarında muhteşem bir atmosfer yaratmış. Çok etkileyiciler. Ben de yüzlerin tasvir ediliş şekliyle hafızanın deformasyonu hissiyatı yaratıyor. Bu yüzden çok etkileyici buluyorum. Bu eserleri işlerime çok çeşitli şekillerde yansıtmaya veya onları sinemaya özgü bir şekilde tasvir etmeye çalışıyorum. Sanırım sevimsizlikleriyle beni cezbediyorlar. Çünkü bence çoğu duygusal açıdan rahatsız edici olabilir. Burada resmetmeye çalıştığı bir kasvetli hava var. Sizi insani deneyimlerin, insanın mekanı ve diğer şeyleri algılayışının limitleri üzerine düşündürüyor. Heath, makyaj sanatçısı John Caglione ve ben, palyaço makyajını daha korkutucu, daha gerçekçi bir hale getirmenin ve ona bir doku vermenin yollarını arıyorduk. En sonunda içinde Bacon'ın resimlerinin bulunduğu bir kitap aldım. Onlara boyalar birlikte kullanıldığında oluşabilecek deformasyon etkisini ve renklerin karışımını gösterdim. Makyajı bunları da üzerine ekleyerek tamamladık. Yıpranmışlık, kullanılmışlık ve terliymiş gibi bir hava yaratmasını sağladık. Bence Heath, makyaj sanatçısının yaptığı makyaj aracılığıyla yüzünü tuval gibi kullanabiliyordu. Böylelikle orijinal Joker makyajındaki işkence görmüş hissini ve korkutuculuğunu yansıtmaya çalıştık. Siyah alanları cidden çok seviyorum. Beni tablonun coğrafyası ve figürün nerede bulunduğu üzerine düşündürüyor. Paradoksal doğasını da çok seviyorum. Daha fazla şeyi ortadan kaldırdıkça orada ne olduğuna dair daha az şey söylüyor. Kendimi arkadaki alanda neler var diye daha çok düşünürken buluyorum. Çünkü yaratmaya çalıştığınız dünyayı tamamen yaratmanıza yetecek kadar kaynak hiçbir zaman olmaz. Bu yüzden küçük boşluklar ve eksiklikler bırakıyorsunuz. Yapmaya çalıştığımız şey de bu gerekli boşlukları akıllıca kullanmak oluyor. Bir şeyleri göstermek size yarattığınız dünyanın limitlerini hissettirmekten çok daha fazlasını hayal etmenize yardımcı oluyor. Tabloları gerçek hayatta görmenin benim için ilginç anlarından biri, yaşadığınız deneyimin kitapta gördüğünüz zamankinden çok farklı olması. Bu özellikle yağlı boya tablolar için geçerli. Bacon hakkında konuşuyoruz ve yaptığı yağlı boya tablolara bakıyoruz. Fırçayı nasıl hareket ettirdiğini ve fırça darbelerini görebiliyoruz. Kendi sanatının ardındaki karakteri hissedebiliyoruz. Bu çok ilham verici bir şey. El yapımı niteliğine herhangi bir şekilde daha fazla yaklaştıkça karakter katmış oluyorsunuz. Bu da seyirciler için bir atmosfer yaratmanıza yardımcı oluyor. Sinemayı sevmemin sebeplerinden biri de benzer bir araç olarak içinde çok fazla hayat barındırmasıdır. Kusurlu noktalarında bile bir karaktere sahiptir. Dijital görüntüleme işine de doğası gereği biraz verimsiz bakıyorum, verimsiz olduğunu düşünüyorum. Doğası gereği yapmaya çalıştığımız şeyle seyirciye ulaşması arasında biraz daha büyük bir bariyer var. Faydalanabileceğimiz tüm bu kaynaklara ve tüm ihtimallere açılan pencerelere sahip olmak çok önem taşıyor.